Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. 2 ayda bir alışveriş videolarıyla birlikte sizlere konuk oluyorum. Bakalım bu 2 ayda koleksiyonuma neler eklenmiş, neler almışız, biraz onlar üzerinden konuşalım. Bazılarına videolu giriş olacak, kutu açılışlarını göreceksiniz. Bir önceki seferde olduğu gibi benzer bir şeyler yaptık yine. Videomuzun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdi ilk serimizle başlayalım. Kitap Kurdu'nun Yükselişi 1-2 olacak. Bunları hepsi burada da bir indirim vardı. O zaman almıştım. Ekim ayının ortalarında falan olması lazım. Ki zaten bu video Ekim-Kasım ayını içeriyor bildiğiniz üzere. İncelemesi geldiğinde yorumlarımı o zaman yaparım. O zamanı bekleyin. İncelemesi de bu ay içinde bunun aksilik olmazsa gelecek. Orada görürsünüz nedir ne değildir diye. Gelelim bir diğer işimize, Elveda Eri. Bunun kanalında incelemesi var. Gayet de güzel bir inceleme olduğunu düşünüyorum. Spoilersız bir şekilde. Merak edenler oraya bakabilir. Zaten tek ciltlik bir eser. Şimdi gelelim ağır toplardan birine. Paket açılışından da ufak bir iki sahne alıp kırpabilirim. Detaylı uzun hali video olarak gelecek. Çektim, bu kenarda hazırda duruyor. Ne bu diyecekseniz, aranızda bazıları biliyordur, bekliyordur. Ben bunu geçen alışveriş videosunda, o videonun sonundaki kutuda bekledim. Bangladeş'te burada geldi. Kendileri Girl From Other Side'ın 3. ve 4. cildi. Bunu ben aylardır bekliyordum. Ve beklediğim cildin o olduğunu sanıyordum. Ama bakalım kutuda neymiş, ne değilmiş, nasıl bir kutuymuş. Geçmişteki Doğuş bize anlatsın bakalım neymiş, görelim. Elime ulaştı. Neden bu böyle bantlı, üzerine böyle hafiften mor bir etiket var derseniz, bu kitap yurt dışından geldi ve gümrüğe takıldı. Bu kitap kanalımda önceden ön bakış incelemesi olan bir kitap. Bazılarınız hatırlıyordur, izlemiştir. Şimdi benim bunu geçen videoda, aylık alışveriş videosunda ayıkmam gerekiyordu. Bunların paketlemesi bu şekilde oluyor. Ben öbür paketlemeyi bu zannettim. Neyse, bir takım şeyler oldu. Asıl paketleme bu göreceğiniz üzere. Vay be. Evet, detayları Doğuş anlattı sizlere. Yani aslında orada uyanmam gerekiyordu dediğim gibi ama maalesef uyanmadım. Benim biraz aceleciliğime geldi ama yapacağımız bir şey yok maalesef. Şimdi sizi başka bir paket açılışına daha yönlendireyim. Orada bakalım bu sefer neler açmışız, neler almışız. Bazılarını çıkaramayacağım için sadece oradaki yönlendirmelerden göreceksiniz, bu arada bilginiz olsun. Evet gençler, başka bir günden daha selam olsun. Şu anki Doğuş bu videoyu ne zaman atar bilmiyorum. Belki koleksiyon videosundan sonra atmıştır. Orada görmüşsünüzdür zaten ama ben tekrardan bir göstereyim ki videosu zaten geldi. Kıyafetliyim, aynı gün çekiyorum zaten. Paket açılışını orada yaptık tabii ki. Detayları merak edenler oradan bakabilir. Burada sadece kutunun varlığından bahsetmek için kısmı ekliyorum ki bir de paketimiz var, onu açacağım. Manga Kamız tarafından imzalı kutum tarafıma ulaştı. Dün kargolandı ve bugün geldi ki çok sonra kargolandı bana, niye bilmiyorum. Şu kanjilerin anlamına da hala bakmadım çünkü peş peşe çekiyorum. Çevirmeni Tomoy Hanım zaten Türkçe bilen birisi ki yayın evinin çoğu işinde de o var. Çevirmenlik de yapıyor, yayın evi işleriyle de uğraşıyor diyebiliyorum kısım kısım. O zaten yardımcı olmuştur Mangaka'ya, ona göre yazılıp imzalanmıştır ki belki de isimleri o yazmıştır. Mangaka otomatik sadece imza atıp geçmiştir, bilemiyorum, detayları sormadım kendilerine, sadece bir varsayımda bulunuyorum. Bunun içinde Vinland Saga'nın mangakasının yazdığı bir iş var. Satori tarafından çıkıyor. İçinde bir de Drifters ayrıca gördüm. Bu iyi oldu. Ben aldığımda 3 çıkmamıştı daha. 3 de çıktı. 2 tane ayran çıktı. Bunlar bende yoktu, iyi oldu. Şimdi öncelikle Satori Shoemis konusundan vazgeçmiş. Shoemis sevdasını bırakmış. Keşke bırakmasaydı. Ben Satori'nin Shoemis kalitesini de beğeniyordum açıkçası. Büyük ihtimal fiyat dengeleme maksatlı yapılmış bir hamle. Uzay teması normalde sevmem. Bakalım bu seri benim oyun yargımı yok edebilecek mi? Seriyi okunca göreceğiz. Gelecekteki Doğuş'a selam olsun. Ben Kaşar. Evet, göreceğiniz üzere burada Orange Box setimiz bizi karşıladı. Şu an biraz ters bir köşede, çıkaramıyorum maalesef. Şu altlarda olduğu için yanında Claymore var. Biraz sıkıntılı çıkması. Videosu var kanalımda zaten, görenler görmüştür. Detayları oradan bakabilirsiniz ama burada ekstradan başka bir iş daha gördük. Planet serisi. Görmedik mi yoksa, görmüş olmamız lazım ya. Yine de ben bakayım, çıkamayacak bir adresi çıkarayım. Kendisi burada. Paketinin açılışını koymuş olmam lazım. Umarım koymuşsundur Doğuş, bak beni uğraştırma yine. Neyse, buradan bakabilirsiniz. Bu tamamlandığında bunun incelemesi kanala gelir. Toplamda 4 cilt, bilginiz olsun. Umarım çekmişimdir biliyorsun ya. Çekmişim diye hatırlıyorum ama neyse. Geçmişte yaptıklarınızı böyle bazen unutabiliyorsunuz. Bende Alzheimer ya da bulama, unutkanlık gibi bir şey de yok ama bu video konuları niyeyse hangi pakette ne vardı tık karışabiliyor, unutabiliyorum. Geçmişte açmanın sıkıntısı da bu oluyor ister istemez. Geçmişe gitmeden sizi çok farklı bir şeyle karşılayayım. Burada çok beklediğinizi zannetmiyorum. Çok eski bir manga zaten. Koleksiyonda hiç bulunmamış bir eserdi. Bunu da Ekim ayının ortalarında aldım yine. Bulmuşken kaçırmak istemedim. Biraz fırsat alımı gibi bir şey olmuş oldu. Şimdi aldığımız ürün
Crocona basketbolunun birden 14'e kadar hepsi birinci baskı şeklinde. Bunları ben 12'ye kadar olan şekliyle aldım. Dolapta öyle bulmuştum. Totalde hepsi bana 550-600 lira bandına gelmiş oldu. Yani totale baktığımızda uygun. Hem de ilk baskı ve piyasada çoğunun baskısı yok bu arada, bilginiz olsun. Spor mangalarında eksiğim olmamış oldu böylelikle. Kendisi zaten benim için spor serileri arasında ilk üçümde olacak olan bir seridir. Bunu spor animeleri videosu yapmıştım zamanında ki izlemediniz çoğunuz. Orada biraz kırgınım sizlere. Çok güzel bir videoydu bence. Orada değiniyorum kendisine. Merak edenler bakabilir. Şimdi gelelim başka bir paket açılışımıza. Bu pakette ne var? Bir tanesi bize buradan göz kırpıyor videonun başından beri. Belki bir kısmınız fark etmiştir. Bunun önceki birkaç videoda kendisi gözüküyor zaten. Dragon Ball Full Color'ın 5. cildi. Bir cildi daha var. O da 4 nolu cildi. O şu an biraz köşede çıkması zor. Videoda onda paketin açılışı olmuş olması lazım. Oradan bakabilirsiniz ama orada başka bir mangamız daha var. Bakalım neymiş. Selamlar Doğuş Bey. Merhaba. Geçmişten selamlar olsun tekrardan. Şimdi şu an 3 tane paket var. Bir tane daha gelecekti ama onu sanırım yarına gelecek. Farklı bir ortamdayım gördüğünüz üzere. Umarım ışık çok vurmuyordur. Perdeyi de çektik ama bakalım hayırlısı. Bakalım nasıl çıkmış. Bu o değil büyük ihtimalle. Bu bayağı da beklettiğim bir mangaydı. Oo, hardcover mı bu? Bir dakika. Oy, çok iyi ya. Şey değil mi? Tezuka'nın basılan eserleri arasında en sağlam olanı bu olabilir. Baskı kalitesi olarak diyorum. Sert kapak. Ve daha ucuz bu arada diğerleri aşağı yukarı olarak. Şimdi direkt basım yılına bakacağım. Sonradan basılmış bir iş mi? Aşağı yukarı da benzer zamanlarda çıkan bir iş. Genel kondisyonuna baktığımda temiz ve çok güzel bir edisyon ya. Benim beklemediğim tarzda bir şeydi bu. Ve bayağı da kalın bu arada. Bu iki kitap bilmeyenleriniz varsa ilk kitabını aldım ben. Diğerinin fiyatı buna göre bir tık daha pahalı olduğu için onu almadım. Eğer tekrardan alacak olursam bir ürün öyle alacağım. Ki bu arada bunları söyleyeyim. 4 tane dedimse 4 tane bir sebebi var. Video yayınladığım tarihte çoktan bitmiştir zaten ama o ara denk gelenleriniz vardır. Amazon'da 4 al 3 öde kampanyası vardı. Ben de ortalama fiyat bantlarına yakın ürünleri aldım ki totalde bir %25'lik indirim yapalım diye. Bu aldığım ürünlerde totalde o şekilde. Ama benim beklentimi çok aştı. Çok da iyi gözüküyor ya. Merakla beklediğim bir iş. Okuyacağım. Tezuka'larda şu an güzel gidiyorum. Hepsini okudum mu? Tabii ki hayır. Zamanla okuyacağım şeyler bunlar. Uygun buldukça ne Türk kitap olursa olsun ileride okuyabileceğim tarzda almayı seviyorum. İleride pahalıya almaktansa şimdi dolabımda yer işgal etsin, ben okuyayım. Bunlardan biri koleksiyonum çok ayrı olan serilerden biri. Onunla dair bir kitap ve evet o. İnşallah baskı kalitesi güzeldir ve kitap hasarsızdır ve hasarsız. Dragon Ball'un Full Color edisyonunun 4.'sü. Diğeri gelmedi bugün. Diğeri yarın gelecek büyük ihtimalle. Onun da videosunu çekerim diye düşünüyorum. O da 5 nolu cildi. Amazon'da ikisi vardı Full Color'lardan indirimli olarak. Bir cildi daha var başka bir arkının ama o da pahalıydı. O fiyatı almak istemedim açıkçası. Çok iyi ya. İleri kısımlardan olduğu için size aslında sahne göstermesem daha iyi olur. Spoiler yememeniz için. Başlangıç sayfasından spoiler yemezsiniz büyük ihtimalle. Kuşe kağıt ve çok iyi. Çok güzel. Koleksiyon zaten bir renkli olan kısımları eksikti. Onlar da yavaş yavaş eklenmeye başlıyor. Vay vay vay. İlk baskıyı denk getirmişiz. Amazon'un tek sevdiğim yanı bu oluyor indirim dışında. Kondisyon hasarlı gelse bile böyle arada ilk baskı bulabiliyorsunuz. Belki ikinci baskı yapmamıştır bile ama olsun. Çok güzel. Almancadan sonra bir adet de İngilizce renkli baskım oldu. Videodan sonra bunların detayına biraz gireceğim, bakacağım. Çok iyi ya. Son paketim. Bunda da bu niye beklettin, almadın denecek tarzdaki bir eser. Parazit'in ikinci cildi. Bunu bilerek almadım. Bu bayağıdır vardı. Ve stoğa 4 tane falan girmişti. Uzun süre 4 kalmıştı. Ben de dedim ki bırak alma. Bu yüksek ihtimal böyle kalacak. İndirim muhabbetine 4 al 3 öde gelirse daha uyguna gelir. Bu şekilde. Kitabın zaten kalitesi belli. Tartışmasız bir kalitesi var. Bunun detaylarını merak ediyorsanız bunun ilk cildine dair bir yaptığım inceleme kanalımda mevcut. Detaylara oradan bakabilirsiniz. Ben şimdi gelecekteki Doğuş'a bırakıp bunların keyfini çıkarmaya gidiyorum. Görüşmek üzere. Evet, görmüş olacağınız üzere orada Message to Adolf serimiz var. Benim beklentilerimin çok ama çok üstünde olan bir iş çıktı ortaya. Ben ne hardcover olmasını ne öyle değişik renklerde olmasını bekliyordum. Kalınlığı zaten 1,5-2 manga kadar var aşağı yukarı. Fiyat performans olarak aldığım en iyi İngilizce mangalardan biri olduğunu söyleyebilirim ki merakla beklediğim bir işti. Bu fiyata bulmuşken de almak
Biraz saçma olurdu. Bir diğer işimiz neydi? Parazit serisinin ikinci cildi. Bu Full Color edisyonu bildiğiniz üzere. Bunun da ilk cildine dair bir inceleme yapmıştım. Kanalımda detaylı videosu var, bakabilirsiniz. Zaten içerik olarak aynı. Normal bir mangadan bir fark yok. Sadece hepsi renkli. Bu arada bunun 3 ve 4 nolu ciltleri de çıktı. İndirime girmediği sürece almam biraz pahalı çünkü. Şu acelesi yok benim için. Yavaş yavaş toplamayı düşündüğüm bir seri. Elfenlik 11 ve 12. Sonunda serimiz tamamlanmış oldu ve bu durum benim için çok güzel bir durum. Niye diyecekseniz seriyi artık okuyabileceğim rahat rahat. Elimde tabii ki başka kaynaklarda okuma fırsatım vardı ama basılı olarak okumayı tercih edeceğim bu seride. Kendisi cidden sevdiğim bir seri ve anime müzik aşkımı ilk yukarılara çıkaran serilerden biri kendisi. Müziği de çok efsanevi bir müziktir. Bilmeyenleriniz varsa dinlesin. Adı Lilium. Yazınca çıkıyor zaten, direkt bakabilirsiniz. Çok efsanevi bir anime müziğidir. Benim ilk 5'ime 3'üme çok rahat girer. Öyle söyleyeyim sizlere. Selamlar. Bu videoda çok konuşamayacağım. Dişimden bir operasyon geçirdim. Zaten yanağımın şişliğinden anlıyorsunuz doğru diye düşünüyorum. Dudağımı da çok açıp konuşamıyorum. Şuradan kulağıma kadar uyuşuk durumda şu an. Pek konuşamayacağım. Bir tane paketimiz geldi. Onları açacağım. Bir süre boyunca stop video gelecek olabilir kanala. Ki bu video geldiğinde onlar olmuştur büyük ihtimalle zaten ama bilginiz olsun. Normal paketimizi açalım. Ben daha konuşamıyorum. Bu yayın evinden geldi şu an. Bu kahve yayın evi. Ondan olması lazım. Bakalım mangalarımız nasıl. Günler, selamlar. Dişim hala aynı problemlerde devam ediyorum. En azından biraz daha konuşabilir durumdayım. Şişlik devam etse de en azından konuşmam daha iyi. Paketimiz geldi. Oshinoko Blue Period Elfenlit olması lazım. Yaklaşık 2 haftada bir siparişin gelmesini bekliyorum. Biraz üzücü ama yapacak bir şey yok. Umarım hasarsızlardır. Geldikleri hali çok rezalet bir durumdaydı. Alt köşesinde ufak bir hasar var. Elfenlit 12. 11. Çıkan bu iki ciltle birlikte de set tamamlanmış oldu. Ben de güzel bir okuma yapmayı düşünüyorum. Bu arada ilk defa gördüm, bunların içinde 11-12 diye yazıyormuş. Bunun tarafında da yazıyor. Şu 11'in içinde. Çok ilginç. Bir ara diğerlerine de bakacağım, merak ettim. Zombies'in 5. cildi. Benim sevdiğim bir seri. Animesinin son 3 bölümü bazı saçma sak olaylardan dolayı yayınlanmadı hala. Başka anime yayınlanıyormuş da o saatte. Başka bir şeymiş de. Çok saçma sak bahane. Umarım düzgün gelir. Animesinde de ne tesadüftür ki bu cildin oralarda bir yerde son denk gelişi. Yani fena olmadı. Güzel. Ben beğendim durumu. Blue Period hakkında da video gelecek zaten. Benim sevdiğim bir seri. Baskı ötesi de ilk bakışta güzel duruyor. Yalan yok. Kalınlığı da güzel. Daha tok bir duruşu var. Bunu incelemesi gelecek zaten. Benim ön yargılarımın olduğu serilerden biri. Çok o da aşırı hype'dan dolayı bir ön yargım vardı. Bunu da okumasını yapacağım. Bunun adı bir inceleme gelecek. Son cildimiz Junji Ito'dan Yon ve Mu adlı kitap. Bu çok çerezlik bir kitap. 110 sayfa, yarım manga boyutunda ve normal mangalarla aynı fiyatı satılıyor. Hadi ilk sayfası renkli, boyutu büyük. Ama o fiyat eder mi etmez mi? Okuma eder mi hiç mi? Bunu videosu çekince sizlerle paylaşırım zaten. Şu diş mevzum geçsin. 2-3 günde bir, 4 günde bir videolar kanala akın edecek. Güzel planlamalarım var. Görüşmek üzere diyorum. Ben kaçar. Şimdi orada gördüğünüz üzere Elfenlik dışında başka işlerimiz de vardı. Yakında olduğu için tabii ki hızlı bir gösterim sağlayacağım onlara. Neydi bu? Zombies'in 5. cildi. Severek okuduğum, tükettiğim bir iş kendisi. Şansa bak ki anime son 3 bölümü çıkarmadı ve buralara denk geliyordu. Güzel bir denk geliş açıkçası. Bir diğeri Yonmu, Junji Ito'nun Kedi Günlüğü. Bir diğeri Blue Period'tu ki kanalımda videosu var, izlemenizi eğer merak ediyorsanız. Aynı şekilde Oshinoko'nun da var. Onu da merak edenler bakabilir. Junji Ito'da yakın zamanda gelir. Aralık ayı içerisinde bir aksilik olmazsa. Gelelim bir diğer paketimize. Yine aynı rüyayı gördüm. Mangası bu pakette bizleri karşılıyor. Kendisi çok kallavi bir cilt. Daha henüz okuyamadım. Fırsatım olmadı. Umarım okurum ve güzel bir içerik çıkarabiliriz bundan. Biraz yorucu bir cilt olacak maalesef ama mecburen okuyacağız. Kaldırmışım ama bunu zaten videoda göstermişimdir büyük ihtimalle. Scott Pilgrim'in belalı varyantlarını topluyorum. Onun 3. cildi var. Şimdi gelelim videomuzun en büyük konuna. Bunu bilerek sona bıraktım. Bundan birkaç video önce attığım bir video vardı. Vlogumsu böyle. Manga of Yinli adı altında. Orada izleyenler zaten ne olduğunu görmüştür. Detayları merak edenler. Nasıl aldın abi? Nasıl buldun bunu? Nasıl koleksiyon ekledin falan? Gayet hepsini orada adım adım anlatıyorum sizlere. Güzel bir günlük tadında bir şey oldu. İzlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Ve mangamız karşınızda. Another Hardcover. Koleksiyondaki ilk bu gerekli şeylerin
3 tane olan mangalarından biri olmuş oldu. Kaldı Gyo ve Uzumaki. Bakalım alabilecek miyiz? Koleksiyonumuza ekleyebilecek miyiz? Bunları zaman gösterecek tabii ki. Gyo'yu zamanında istesen 5-10 tane alabilirdim. 265 liraya çokça kez satılıyordu. Biraz benim de salaklığım var açık açık söyleyeyim. Almadım. Dolar kuru işte enflasyon şu çarçurt hesaplasanız bile yüksek ihtimal şu an pahalıdır o hesaba göre yine ama. Olsun sonuç olarak o zaman almadık. Şu anda alır mıyım? Muamma. Bakarız duruma göre hareket ederiz. Alışverişimiz de bu şekildeydi. Aslında bu videoda az manga var ama pahalı bir alışveriş oldu. Çünkü bu var. Girl from Other Side'ler ucuz mangalar değil arkadaşlar. Bunlar deluxe edition ama tanesi 43 dolar şeklinde. Bu kadar erken de almayabilirdim. Belki ileride indirim kovalayabilirdim ama rafta görüp uygulanmak var. Rahat rahat bak keyiflenmek var. İleride bulup bulamama endişesini taşımamak var. O gibi durumlardan kaynaklı aldım. Koleksiyonumda olduğu için de mutluyum açıkçası. Herhangi bir pişmanlığım, üzüntüm yok. Bence oldukça güzel bir edisyon. Türkçesi çıkacak olsa bile ki bence çıkacak. Ben inanıyorum çıkacağına. Sahir'in gelini çıktıysa o da çıkar yani açık açık söyleyeyim size. Çıkmazsa bir abes durum vardır bana kalırsa. Yine de koleksiyonumda kalacak. Öyle benden bir kaçış olamaz maalesef. Duracak bende. Videomuz bu şekildeydi. Ağırlık olarak İngilizce manga alışverişi olsa da içinde az önce göreceğiniz Another gibi, Croco'nun basketbol gibi set olan içerikler de vardı. Bence koleksiyona ciddi ve güzel eklemeler olmuş sizlerin de göreceği üzerine. Bu videodan bir ya da iki video sonrasında koleksiyon videosu kanalda yayınlanacak bilginiz olsun. Yani bir yaklaşık 7 ile 10 gün arası gibi düşünebilirsiniz. Eğer bildirimleriniz açık değilse bildirimlerinizi açmanızı öneriyorum. Değişik tarzda bir koleksiyon videosu gelecek. Direkt bunlar var falan filan gibisinden bu şey sizi beklemeyecek. Gayet güzel güzel açıklamalı serileri spoilersız ve en kısa şekilde sizlere aktaracağım. En azından aklınıza bir fikir olmuş olacak. Koleksiyonun ne olduğuna biraz değineceğim o videoda tekrardan. Videoyu biraz eskidi hatta o videoyu da tekrarlayabilirim. Kanalımda ilk zamanlarında yaptığım bir video vardı. Hem koleksiyon nedir yeni başlayanlar için koleksiyon. Koleksiyona başlayanlar için ipuçları tarzında bir şeylere değiniyordum. Daha derli toplu bir hali yapılabilir onun. O videoya da bir el atabilirim eğer zamanım olursa. Bir remake olabilir ona güzel bir şeyler çıkabilir. Videomuz bu şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.